Hazreti Ömer, İslam peygamberi Hazreti Muhammed zamanında 634-644 yılları arasında İslam devletinin ikinci halifesi olarak görev yapmıştır. Adaleti ve dürüstlüğü ile ünlüdür ve Adil Ömer lakabıyla anılmıştır. Hazreti Ömer'in adalet anlayışı İslam'ın temel prensipleri olan insaf, eşitlik, dürüstlük ve adaleti yansıtmıştır. Hazreti Ömer adaleti ilke edinmiş ve hükümetin güçler ayrılığına dayanmasını sağlamıştır. Adaletin tesis edilmesi için adil yargı sistemini kurmuş ve adaletin herkese eşit şekilde uygulanmasını sağlamak için titizlikle çalışmıştır. Zengin veya fakir, Müslüman veya gayrimüslim herkesin eşit haklara sahip olduğunu vurgulamış ve toplumda herkesin adaletten eşit şekilde yararlanmasını sağlamıştır. Hazreti Ömer ayrıca yönetimde dürüstlük ve hesap verebilirliği benimsemiştir. Devletin kaynaklarını doğru ve adil bir şekilde kullanmış, mülkiyet haklarına saygı göstermiş ve haksız kazançları engellemiştir. Aynı zamanda kendisi ve yöneticiler arasında adaleti sağlamak için herhangi bir ayrıcalık veya ayrıcalık tanımamıştır. Yargı sistemi ve idari düzenlemelerde adil bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Hazreti Ömer'in adalet anlayışı, halkın güvenini kazanmış ve döneminde İslam devleti adalet ve dürüstlük temelinde güçlü bir yönetim sergilemiştir. Adalet, İslam'ın temel değerlerinden biridir ve Hazreti Ömer, İslam'ın bu önemli değerini toplumda yaygınlaştırmak için büyük çaba sarf etmiştir. Bugün bile Hazreti Ömer'in adaleti İslam dünyasında ve diğer yerlerde bir örnek olarak görülmektedir. Hazreti Ömer'in adalet anlayışı birçok hikaye ve olayla da desteklenmektedir. İslam tarihinde Hazreti Ömer'in adaleti ve dürüstlüğüne dair pek çok anekdot yer almaktadır. Örneğin, haksız yargıya karşı duruşu, Hazreti Ömer bir gün bir kadının kocasının kendisine haksız yere davranan bir hükümet yetkilisi tarafından dövüldüğünü duydu. Kadın, hakkını aramak için Hazreti Ömer'in huzuruna geldi ve şikayetini iletti. Hazreti Ömer, haksızlığa karşı taviz vermeden adaleti uyguladı ve yetkilinin kadınlığını sorgulayarak haksız yargıya karşı duruşunu sergiledi. Adaleti için kendi ailesine karşı olma, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, zina suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığında, Hazreti Ömer oğlu aleyhine tanıklık yapacak olan Huzeyfe'yi, Abdullah'ın kendisine olan akrabalık bağlarına rağmen tanık olarak kabul etti. Hazreti Ömer kendi ailesine karşı bile adaleti savundu ve kimsenin ayrıcalığına izin vermedi. Halkın adaletini sağlama Hazreti Ömer, kendisine yapılan şikayetleri dinleyerek ve halkın adaletini sağlamak için gerekli önlemleri alarak halkın güvenini kazandı. Halkın güvendiği bir lider olarak insanların adaleti aramalarını cesaretlendirdi ve mağduriyetleri hızlıca çözmek için çaba gösterdi. Müslüman olmayanlara adalet Hazreti Ömer Müslüman olmayanlara karşı da adaleti savundu. Bir keresinde bir Yahudi vatandaşın şikayeti üzerine kendi Müslüman valisini cezalandırdı çünkü vali haksız yere Yahudi vatandaşı suçlamıştı. Hazreti Ömer Müslüman olmayanlara karşı da adil bir yönetim sergileyerek İslam'ın hoşgörü ve adalete vurgu yaptı. Hazreti Ömer'in adalet anlayışı döneminde ve sonrasında İslam dünyasında ve diğer yerlerde takdir edilmiştir. Onun liderliği altında İslam devleti dürüstlük, hesap verebilirlik ve adil yönetim prensiplerine dayanan bir yönetim sergilemiştir. Hazreti Ömer'in adaleti İslam'ın temel değerlerinden biri olarak hala modern zamanlarda da örnek alınmaktadır.